Su samurları vahşi doğada yaşayan en iyi avcılardan bir tanesidir. Hızlı, agresif ve son derece korkusuzdurlar. Daha önce su samurlarının timsaha saldırdığını görmüş müydünüz? Peki ya bir yılana? Eğer bu tatlı pofuduk hayvanlar hoşunuza gittiyse sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Çünkü bugünkü videomuzda sizler için su samurlarının acımasızca avlandığı anları derledik. Abone olup bildirimleri açtıysak başlıyoruz. Susamuru ve maymun. Bu olay, susamurlarının suyla dolu bir kısmı olan alanda yaşadığı Bronx hayvanat bahçesinde meydana geliyor. Ama suyun üzerine kadar uzanan ağaç dalları maymunların susamurlarının bölgesine kadar gelmesini sağlıyor. Bu dallar üzerinde gezinen şanssız bir maymun dengesini kaybediyor ve suya düşüyor. Suya düşmesiyle de birkaç susamurunun saldırısına uğraması bir oluyor. Diğer bir maymun ona yardım etmeye çalışsa da elinden pek bir şey gelmiyor. Susamurları maymunu canlı canlı yerken bu olayın mutlu sonla bitmesini beklemek olanaksız. San Diego Hayvanat Bahçesi'nden alınan bu görüntülerde susamurları ve maymunların birbirleriyle pek de iyi anlaşamadığı görülüyor. Bu susamurlarının amfibi komandolar gibi suyun kenarından karaya çıkıp maymunlara attığı bakışlara bir baksanıza. Bu iki hayvan birbirlerinden madem haz etmiyor, o zaman niye aynı alanda yaşıyorlar bilemiyoruz. Samurlar iki ileri bir geri gidiyor. Henüz pek bir şey olduğu yok. Minik arkadaşlarımıza destek ekipleri gelse de samurlar ne yapacağını tam kestirebilmiş değil. Maymunların ise oldukça sakin olduğu ancak alttan da su samurlarına dikkat ettiği görülüyor. Su samuru ve istiridye. Su samurları oldukça zeki hayvanlardır. Sert kabuklu istiridye benzeri canlıları açıp yemeleri gerektiğinde yüzeye sert taşlar çıkaracaklardır. Taş göbeklerindeyken istiridyeyi taşa vuracak ve onu açtıkları anda ters dönüp taşı bırakacaklardır. Bu sıkça uyguladıkları harikulade bir teknik. Bu arkadaşımız tek dalışta iki istiridye götürmeyi başarmış. Yarasın. Burada görmüş olduğumuz susamuru ise bulduğu istiridyeyi tekneye vurarak açmaya çalışıyor. Ne de zeki bir hayvan değil mi? En sonunda bunu başarıyor ve lezzetli istiridyenin tadını çıkarıyor. Bu susamurlarından biri bulduğu istiridyeyi açmak için yine bir taş parçasından yardım alıyor ve akabinde bu yemeği oyuncu yavrusuyla paylaşıyor. Susamurlarının böylesine becerikli hareketler yaptığını görmek harika. Deniz samurlarının her kolunda bir cep vardır. Bu ceplerin kullanım alanları değişse de bu görüntülerdeki samurun kullanışlı ceplerini istiridyelerle doldurduğu görülüyor. Susamuru ve kurbağalar. Kuzey Amerika samuru bu gölette ilginç bir şeyler arıyor. Çok geçmeden bir kurbağa bulup çerez niyetine götürüyor. Bu susamuru ise kafasını uzun çalılara ve çamur birikintisine soktuktan sonra oradan ağzında bir kurbağayla çıkıyor. Desenize, bu hayvanların yaşadığı yerlerde kurbağalara rahat yok. Bu görüntüler sahiden de inanılmaz. Kameraya çeken kişi su kurbağasının samurlar tarafından yendiğini fark etmiyor. Çünkü arkadaşımız susamurlarını daha önce sadece balık yerken gözlemlemiş. İşte tam da bundan dolayı kamerayı çıkardığında susamurunun bir balık yediğini varsayıyor. Büyük bir su kurbağası görünce şaşırıyor tabii. Susamuru ve ahtapot. Bu görüntülerde bir deniz samurunun bir ahtapota tutunduğu ve durumu en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığı görülüyor. Susamuru bir yandan su üstünde kalmaya çalışırken bir yandan ahtapotu ısırıyor. Ama 8 bacaklı yaratığın hala yaşıyor olma ihtimali var. Yaşıyor olsa bile ancak son anlarını yaşıyordur diye düşünüyoruz. Buradaki deniz samurunun da dünyanın en zeki su canlılarından biri olan ahtapotla cebelleştiği görülüyor. Kara hayvanları başta olmak üzere pek çok yırtıcı öldürdüğü avı başka bir yere götürse de bizim samurun öyle bir derdi yok. Dönmüş sırt üstü hapur hupur yemeye başlıyor. Su samuru ve timsah. Burada görmüş olduğumuz su samuru timsahın etrafında daireler çiziyor. Bir saldırı planlıyor olduğu aşikar. Ama timsahın gözü oldukça açık. Neyin ne olduğunun farkında gibi. Öyle ki böyle bir senaryoda avcı konumunda olan hayvanın timsah değil de su samuru olması ilginç. Burada görmüş olduğumuz su samurları ise bir timsaha denk geliyor. Su altına dalıp çıkarak timsaha daha yakından bakmaya çalışıyorlar. Akabinde ise mevzu başlıyor ve timsah halinden hiç memnun değil gibi. Bu tuzlu su timsahının ne kadar büyük ve ona saldıran su samurunun ne kadar cüretkar olduğuna bir baksanıza. Timsah yapılacak en mantıklı hareketi yapıyor ve su samuru gereğinden fazla yaklaştığında suya geri dönüyor.
İşte bu olay, vahşi doğada denk gelmeyi beklemeyeceğimiz görüntülerin başında geliyor. Bu görüntülerdeki dev timsahlar, tatlı susamurlarını hiç mi hiç rahatsız etmiyor gibi duruyor. Çünkü rakiplerinin ne kadar büyük olduğunun bir önemi yok. Olası bir kavga durumunda kesinlikle geri adım atmayacaklardır. Timsahlar gibi büyük yırtıcıların saldırısına uğradıkları zaman susamurlarının toplaşarak bir ekip çalışması yaptığı bilinir. Bu görüntülerde bunu net bir şekilde görüyoruz. Susamurlarının acımasızca saldırdığı Varanus türü kertenkele de pek keyifli bir zaman geçirmiyor gibi. Kertenkele ilk başta ölü gibi orada yatıyor. Ama sonra ne oluyorsa birden diriliyor ve vücudunda bir sürü yara olmasına rağmen bir şekilde kaçıp kurtulmayı başarıyor. Susamuru ve balık. Bunlar tatlı ve pofuduk hayvanlar. Ama bu fotoğrafta görüldüğü üzere yeri geldi mi oldukça sert ve agresif olabiliyorlar. Vahşi doğada yapılacak en mantıklı şey karnı aç olan bir samura bulaşmamak olacaktır. Bu susamuru buzun altında yüzen şeyi yakalamaya karar veriyor. Balıkları nasıl bayıla bayıla yedikleri aşikar. Bunu da es geçmiyorlar. Bu susamuru ailesi herkesin karnını güzelce doyuracak olan büyük bir kedi balığı yakalıyor. Balık bu konu hakkında ne düşünüyor bilemiyoruz ancak avcılarla dolu bir bölgede yaşamanın getirdiği zorlukların o da farkındadır. Burada görmüş olduğumuz susamuru parlak turuncu bir balık yakalamış ve zavallı balığın parçalara bölündüğü görülüyor. İş ne kadar hızlı biterse balık için o kadar az acı verici olacaktır. Samur'un da gayet hızlı olduğu görülüyor. Samur'un nasıl da ısırıp balıktan büyük parçalar kopardığını görmek mümkün. Yetişkin nehir samurları günde 3 kilograma kadar balık yiyebilir. Aynı yerde duran ve yavaş yüzen kedi balıkları susamurları arasında oldukça yaygın bir av konumunda. Kedi balıklarını yakalamak kolay olsa da tüketmek o kadar kolay değil. Bunun en büyük sebebi de kedi balığının omurgası tabi. Susamuru ve yılan. Bu görüntülerde yalnız başına takılan bir susamurunun karşısına çıkan yılanla nasıl da oynadığı görülüyor. Samurun yılanın peşinden bir kedinin fareyi avladığı gibi koşturmasını izlemek keyifli. Bıcırık ya. Tatlı bir şey falan ama yılana yönelttiği ısırıklar onu hemen öldürmek için değil. İlk başta biraz dürtüyor. Yılanın bir noktada fazla uzaklaştığını görüyor ki bu durumu susamuru da fark ediyor ve dalıp yılanı alıyor. Yılan avlamayı ne kadar tercih ederler bilmiyoruz ama bize soracak olursanız susamurları denk geldikleri yılanlarla işte böyle başa çıkıyor. Bu samurlarsa yakaladıkları yılanın tadını çıkarıyor gibi duruyorlar. Yılan bir noktada ağzında olduğu susamurunun kıskacından kurtulmayı başarsa da saniyeler içinde aynı hayvan tarafından tekrar yakalanıyor. Susamuru bırakın dövüşmeyi, yılanla dalga geçiyor adeta. Susamuru ve kaplumbağa. Söylediğimiz üzere susamurları kavgadan kesinlikle kaçmayacaktır. Kaplumbağalar da bu durumda bir istisna değil. Ama şu samurun büyük kaplumbağaya nasıl da sinsice yaklaştığına bir baksanıza. Susamuru kaplumbağaya vardığındaysa hemen üstüne zıplıyor ve onu ters çevirmek üzere çabalamaya başlıyor. Sanki kaplumbağanın savunmasız kısmının neresi olduğunun farkındaymış gibi. Kaplumbağa bir noktada susamurunu neredeyse ısıracakmış gibi oluyor. Bunu gören samur onu bırakıyor ama sadece kısa bir süreliğine. Susamuru kaplumbağayı çevirmeye kararlı. Ama bunu yapmak o kadar da kolay değil. Biraz daha uğraşıyor ve en sonunda başarılı olup kaplumbağayı karnından ısırmaya başlıyor. Bizim küçük manyak sırt üstü savunmasız bir halde kalan kaplumbağayı suyun kenarından ortasına çekiyor. Muhtemelen bugün bir kısmını, yarın kalan kısmını yiyecek. Kaplumbağalar ters döndükten sonra gelen hiçbir saldırıyı savuşturamaz. Kaplumbağayı ters çevirmek susamuru için kolay olmadıysa da bu yaptığının karşılığını fazlasıyla alıyor. Susamuru ve kuşlar. Yemek bulma vakti geldiğinde susamurlarının hiç vakit kaybetmediğini söyleyelim. Burada görmüş olduğumuz susamuru bir kazın üstüne çökmüş onu öldürmek üzere suyun altına çekmeye çalışıyor. Kaz her ne kadar kaçmaya çalışsa da susamuru onu boğuyor. Sonraki görüntülerde ise susamurunun bir ördekle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Susamuru ördeği fark ettiği andan itibaren birkaç dakika içinde ördeği yemeklik konumuna getiriyor. Martıların burnunu türlü türlü şeye soktuğu herkesçe bilinir. Bir ortamda kolay ulaşılabilir yiyecek varsa çok geçmeden oraya bir martının geleceğinden emin olabilirsiniz. Ancak bu martı pek de şanslı gününde değil.
Çünkü karnını doyuracağım diye gidiyor, susamurlarının yaşadığı alana giriyor. Bir susamuru da ayağına gelen bu fırsatı tepmeyerek martıyı kapıyor, suyun altına çekiyor ve boğarak öldürüyor. Martının yapabileceği hiçbir şey yok. Samurun da neredeyse hiç efor sarf etmediğini görüyoruz. Bu susamuru suya adımını attığı an ördek katliamı başlıyor. Deli çocuk birkaç saat içerisinde pek çok ördeğin ölümüne yol açıyor. Zor günler için stok mu yapıyor acaba? İşin aslı, susamurları hızlı metabolizmalarından dolayı çok enerji tüketirler. Bizimkinin de yükleme yapmak gibi bir niyeti vardı muhtemelen. Bir diğer videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, henüz abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı ve yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın.